Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte balkonlarımıza, bahçelerimize, sevdiklerimize hediye edebileceğimiz deniz tabanlı objeler yapacağız. Gördüğünüz gibi benim bir kutu dolusu daha önceden deniz kenarından topladığım deniz kabuklarım var. Bu gösterdiğim kabukları da ben deniz kenarından toplamıştım daha önceden. Önceden ben bu büyük deniz kabuklarının içlerini maviye boyadım. Malum deniz temalı. Sonra içerisine sıvı yapıştırıcı döküp siz isterseniz tutkal da kullanabilirsiniz. Silikon yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Ama şeffaf olması daha iyi çünkü alttan gözükmemesi daha temiz bir görüntü sağlıyor ona. Ben uzun bir cımbız yardımıyla da yapıştırdım diplerini. Çünkü oraları çok ince olduğu için kabuklar girmiyor oraya. Cımbız yardımıyla onları yerleştirdim. Köşelerine yine daha önceden kendi boyadığımız nazar boncukları, taş üzerine yaptığımız nazar boncuklarını yapıştırdık. İsterseniz düz kabuklar da yapıp kenarlarına yine isimler yazabilirsiniz. Hediye edeceğiniz kişilere herhangi bir resim, küçük kalp, emoji çizebilirsiniz. Böyle ben bu deniz kabuklarından magnet yaptım. Birazdan tamamlayacağız, hep birlikte göreceksiniz. Bunları magnet olarak değerlendirdim. Sanırım keyfimiz gittiğimiz zaman denize böyle kabuklar, taşlar, muhakkak gözümüze hoş gelen şeyleri toplayıp hep evimizin bir köşesinde saklıyoruz. Eminim ki bu videoyu seyreden herkes, "Aa evet, bende de bu kabuklardan var, ben de denemeliyim" diyecektir. Bizim gibi taş boyamıyorsanız kenarlarına kullandığınız nazar boncuğu yerine hazır nazar boncuğu yani kullanabilirsiniz taş boyamıyorsanız eğer. İçinin de mavi olması çok ayrı bir hava katıyor. Gördüğünüz gibi minicik bir deniz kabuğum var. Onu da köşeye yapıştırıyorum. Sanırım bunları topladığım zaman özenle seçmişim denizden. Bu mıknatısı kırtasiyelerden temin edebilirsiniz. Arkasına yapıştırıyorum ben yine bunları. Tam ortalı olduğundan emin olursanız magnet yapıştırdığınız zaman yamulmaz, düşmez. Şu anda ağır geldiği için düşüyor ama metal bir yere yapıştırdığınızda gayet düzgün oluyor bunlar. Şimdi ikinci çalışmamıza geçelim. Deniz kabuklarından balkonlara ses yapan şu güzel güzel deniz kabukları çıngırakları mı diyorlar bilmiyorum. Herkes başka bir isim söylüyor. Ben bunları evde kendim deldim matkapla. Çok kolay oluyor mu derseniz olmuyor ama çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. İsterseniz deniz kabuklarını boyayabilirsiniz de. Evet, bunların hepsini ben deldim. Sonra hasır ip aldım. Kırtasiyelerde, tuhafiyelerde bu hasır iplerden bulunuyor. Renklileri de var. İsterseniz siz renklerini de tercih edebilirsiniz. Deldiğimiz yerlerden bunları bağlıyoruz. Aralarına ben yine nazar boncuğu tercih ettim. Çünkü deniz kabuklarıyla nazar boncuğu çok uyumlu gözüküyor. Ama renkli boncuklar da tercih edebilirsiniz. Evet, bunun içeriye doğru olduğu için deliğinden geçmesi çok zor oldu. Bir de hasır ip açıkçası böyle yaparken ucunu böyle elinizle iyicene burkarak yaparsanız açılma yapmaz. Çünkü deliklerden geçtikçe ipliğiniz genişliyor ve açılma yapıyor. O yüzden her yaptığınız zaman onu böyle sıkıştırıp elinizle deliklerden öyle geçirirseniz, evet gösterdiğim gibi, çok daha kolay geçireceksinizdir. Evet, şu anda gördüğünüz gibi mesela iplik geriye kayıyor. İyicene bunu elinizle uzatarak ucunu sivrilterek geçirirseniz, böyle de bir cımbız yardımıyla çekersiniz. Çok daha kolay çalışırsınız. Böyle çalışmalar balkonlarda çok güzel oluyor. Bahçelerde,
gönlünüzün istediği her yerde kullanabilirsiniz aslında, nasıl kendinizi mutlu hissediyorsanız. Ben en altlarına hep büyük olanları taktım. En başa yani başladığımız zaman. Aslında ilk başta başta oluyor. Sonradan en altta oluyor bağladığımız için. Çünkü ağırlık yapsın ve sallanırken hani çok birbirlerine de dolaşmasın aslında. Hafif bir sallanması gerekir ama çok ince de çok hafif de olursa tamamen birbirine dolaşır. Evet, hepsini ben bağladım şu anda. Böyle hazır ahşaplar da satılıyor ama ben bunu dışarıda dolaştığım zaman bir ağaç dalını, gözüme hoş gelen bir ağaç dalını bağlamak istedim. Bazı şeyleri yaparken ne kadar doğal olursa benim için daha önemli. O yüzden bulduğum, kendim gözüme hoş gelen şeyleri kullanmayı her zaman tercih ediyorum. Küçük bir kavanozum vardı evde benim. Bir mumluk yapmak istedim bundan da. Bu da üçüncü çalışmamız. Yine hasır ipi sarıyorum etrafına. Sıvı bir yapışkan sürerek. Siz biraz önce de dediğim gibi tutkal, silikon yapıştırıcı, herhangi bir şey kullanabilirsiniz yapıştırabilecek. Ama şeffaf yapıştırıcı dediğim gibi gözükmediği için dış yüzden daha kullanışlı oluyor. Şişenin yukarısına doğru daralırken evet, sargılar biraz daha açılı olduğu için zorlanıyor. Oralarda iki kat üst üste geçebilirsiniz. Elinizde kullanmadığınız kavanozlarınız, parfüm şişeleriniz, soda şişeleriniz, aklına gelebilecek her şeyi kullanabilirsiniz. Ben bunu mumluk olarak kullandığım için, yapacağım için camdan tercih ettim. Çünkü hani içerisine sıcak bir şey gireceği için erimemesi ya da herhangi bir sorun olmaması için. Ama siz başka bir amaçla kullanacaksanız elinizdeki plastik şişeleri de kullanabilirsiniz. Altında devam ediyoruz. Çok elimde döndüreceğim için ben önce ortasından başlayıp yukarıya doğru gittim. Altını daha sonra yaptım. Elinizi çok hareket ettirdikçe açılma yapıyor. Tabii ki hasır bir ip zaten. Çok sert değil, hassas bir ip. Aynı zamanda parmağımla da sürüyorum ki hafif böyle parmağıma da yapıştırıcı değdiği zaman hasır ipi de etkilemiş oluyor bu ve daha rahat yapışmasını sağlıyor. Şeffaf da olduğu için kuruduktan sonra da hiçbir şekilde belli olmuyor. Ve böylelikle hasır ip de yapışkanlı olduğu için birbirine de yapışmış oluyor. İsterseniz şişeyi tam sarmanıza da gerek yok. Ortasını da sarabilirsiniz. Ben bu küçük kavanozumda böyle yaptım. Birazdan bir sonrakini yaptığım zaman onu da göreceksiniz. Onu tam sarmadım. Tamamen sarma şekli size kalmış. İplik rengi dediğim gibi bu hasır iplerin birçok rengi var. Onları tercih edebilirsiniz. Evet, ek yaptığım yeri iyice yapıştırdım daha sonradan açılmaması için. Hiçbir iz belli olmuyor şeffaf yapıştırıcı kullandığınız için. Evet, yine yıllar yıllardır biriktirdiğim deniz kabuklarımı. İyi ki de bunları biriktirmişim dedim bu çalışmaları yaparken. Eminim siz de evinizdeki deniz kabuklarını gördüğünüz zaman diyeceksiniz iyi ki bunları biriktirmişim. Bazıları yapışmıyor. Hasırın üzerine de kullandığınız yapışkanın biraz daha kuvvetli olması gerekiyor. Ona da dikkat ederseniz. Çünkü deniz kabuklarının çok az bölümü değdiği için alana kullandığınız yapıştırıcı kuvvetli olmalı ki sağlam yapışsın. Ben önce kavanozun ağzını yapıştırdım taşları. Evet, şunun güzelliğine bakar mısınız? Akşam balkonunuzda oturduğunuzda içine de bir mum koyduğunuz zaman ne kadar şık olduğunu düşünebilirsiniz. Bu benim aldığım bir soda şişesi. Şişenin şekli çok güzel olduğu için eminim ki siz de böyle şeylerle uğraşıyorsanız
elinizde geçen her üründen bir şey üretmeye çalışıyorsunuz. Bunda şunu değerlendiririm, bunu değerlendiririm diye hep aklınızda bir şeyler oluşuyordur. Benim de bu şeyi gördüğüm zaman tamamen öyle oldu. Yine hasır iple sarıyorum etrafını. Evet. İlk başta sizin de gördüğünüz gibi önce şişeye ya da kavanoza sürüyordum yapıştırıcıyı. Ama eliniz dediğim gibi yapıştırıcıya değdiği için gerçekten daha sağlam ve daha güzel yapışıyor hasır ipler. O yüzden ben daha sonra parmağımla sürmeye devam ettim ki daha kolay oluyor dağıttığınız zaman parmağınızdaki kalan yapıştırıcı. Ben şişemin içerisinde bu arada ben de elimde var olan küçük çakıl taşlarından, çiçeklerimin dibine koyduğum o küçük çakıl taşlarından koydum. Bunları yapı marketlerde bulabilirsiniz. Ama siz içerisine isterseniz herhangi bir boncuk, taş, renkli başka bir şeyler de koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Evet, şişemizin de sonuna doğru gidiyoruz yapıştırma işleminin. Evet. Ben dediğim gibi şişenin altını ve üstünü boş bıraktım bu sefer. Evet, bu kavanozumuzun da üzerindekiler kurudu. Ne yapsam diye düşünüyorum. Üzerine bir şeyler daha mı eklesem, yıldız mı yapsam, kabuk mu yapsam? Yapıştırmadan önce muhakkak kafanızda tasarlayıp netleştirir, öyle yaparsanız daha kolay olur sizin için. Çünkü yapıştırılan bir şeyi sökmek daha zor ve yapıştırılan yeri deforme ediyor. Önce tasarlayıp daha sonra işlemine devam edebilirsiniz. Ben ortalı olsun diye iki tarafından ve sonra daha sonraki iki tarafından yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi önlü arkalı gibi oluyor şu anda. Yavaş yavaş mumluğumuzun sonuna geliyoruz. Evet, şimdi küçük vazomuz. Buna vazo diyebiliriz bence. Taşlarımızı ben biraz daha ekledim üzerine. Evet. Siz içerisine bunun da çiçek, herhangi yapay, canlı bir şey de koyabilirsiniz. Çok başarılı. Ben üzerine deniz yıldızı ekleyeceğim. Çok güzel oldu. Siz de deneyin, tavsiye ediyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve denersiniz. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan mutlaka yazın. Abone olmayı, beğenmediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.